Kadıköy'de bir eve giren hırsızlar yükte hafif pahada ağır eşyalar arıyordu ama bu kadarını onlar da beklemiyordu. Çaldıkları kasanın içinde yaklaşık yarım milyon lira ve paha biçilemez bir antika vardı. Atatürk'ün silah arkadaşı Mareşal Fevzi Çakmak'a ait tabanca maalesef ki artık hırsızların elinde. Bayram nedeniyle İstanbul boşaldı, hırsızlara gün doğdu. İstanbul Kadıköy'de hırsızlık çetesi güpegündüz girdikleri evde 600 bin liralık vurgun yaptı. Koca çelik kasayla birlikte Mareşal Fevzi Çakmak'ın paha biçilemez tabancasını da çaldı. Hırsızlar iddiaya göre 4 kişiydi. Gündüz vakti işte bu caddeye geldiler. Araçlarını buraya park ettikten sonra bu apartmanın içine girmeye çalıştılar. Ancak ön kapıyı zorlayan hırsızlar içeri giremeyeceklerini anlayınca yangın merdiveninden yukarı çıktılar. Hırsızlar evin içine girdikten sonra iddiaya göre yatak odasındaki kasayı aldı ve daha sonra merdivenlerden aşağı doğru indirmeye çalıştı. Ancak indiremeyeceklerini anlayınca bu kez yine geldikleri gibi yangın merdivenini kullandılar ve yangın merdivenden yaklaşık 100 kilogramlık kasayı aşağı fırlattılar. Hırsızlar apartmana girdiğinde kapıcı dahil hiç kimse yoktu. İşte bu da hırsızların işini kolaylaştırdı. Kasanın içinde 3 otomobilin yedek anahtarları ve yüklü miktarda para vardı. Ancak sadece maddi değil, manevi olarak da paha biçilemeyecek bir parça da o kasadaydı. Yakın tarihimizin en önemli figürlerinden Mustafa Kemal Atatürk'ten sonraki ikinci ve son Mareşal Fevzi Çakmak'a ait antika tabanca. Ev sahibinin oğlu apar topar tatilden döndü. Polis merkezine giderek hırsızlardan şikayetçi oldu. Polis şimdi yarım milyonluk vurgun yapan ve Mareşal Fevzi Çakmak'ın antika tabancasını çalan zanlıların peşinde.